Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de anma programı şehitlikte gerçekleştirildi. Tören çelenk oyunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında ise saygı atışı yapıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Onların şehadetiyle perçinleşen ölümsüzlüğünü bir kez daha bütün dünyaya duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve büyük Türk milletinin ebedi varlığı uğruna ünvan ve rütbelerin en yücesi olan şehadet mertebesine erişerek bizlere sonsuza kadar yaşayacak özgür ve bağımsız bir vatan armağan eden aziz şehitlerimizi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Çanakkale önlerinde yaşanan ve yazılan destan bunlardan birisi, belki de en mühim olarak milli hafızalarda yer etmiştir. Ve fedakarlıklar Çanakkale'yi adeta etten bir kaleye çevirmiş, düşmanı... Zaferi, zorlu bir mücadele sonucunda kazanılan ve Türk tarihinde destan olarak nitelendirilen bir zaferdir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak anıt cephedir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet etmiş olduğu bu tarihi zaferi her sene olduğu gibi bu sene de gurur ve minnet duyguları içerisinde anmak, kutlamak üzere bir aradayız. Çanakkale ruhu, aziz milletimizin hiçbir engel tanımama hususundaki azminin, birlik, beraberlik ve kardeşlikten ödün vermeme konusundaki kararlılığının göstergesidir. Bugün üzerinde yaşadığımız bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna canını feda eden siz kahraman vatan evlatlarına duyduğumuz şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek için huzurunuzdayız. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Düzce Valiliği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü sebebiyle bir video yayınladı. Yayınlanan videoda ruhumuzda var. 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz notu ile paylaşılan video sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Düzce Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Geri dönmeyi asla düşünmediler. Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz notuyla paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.
Kaza Temotu yolu Kaynaşlı mevkiinde bulunan dinlenme tesisi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Metin Bey idaresindeki 67 ABF 681 plakalı otomobil tesis girişinde yağmur nedeniyle biriken suya dalarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde bulunan tırın altına girdi. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Metin Bey ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Esma Bey ve Seda Bey yaralandılar. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Aa, bırakabilirsin abi. Kaza D100 Karayolu Bekirpaşa mevkiinde bulunan Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adapazarı istikametine seyir halinde olan ve deprem bölgesine konteyner taşıdığı öğrenilen MEE idaresindeki tıra Erol Tozan kontrolündeki 41 KF 680 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Tozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan yaralılar İŞ ve MEÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza D650 Karayolu'nun Karasu ilçesi Darıçayır Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Hilal K idaresindeki 54UD514 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak refüje çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Saniye K otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Saniye K Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. Kaza Kaynarca ilçesinde bulunan Kırktepe Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal Öğe idaresindeki otomobil yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce köprü kenarındaki boruya çarpan otomobil daha sonrasında Roçkan kanalına uçtu. Araç tamamen suya gömülürken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmaların neticesinde araç içerisinde bulunan sürücü Kemal Ö ile beraberindeki Rukiye Ö boğulmaktan son anda kurtarıldı.
İki yaralı sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tamamen suya gömülen aracın çıkartılması için ise çalışma başlatıldı. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Osman Kırtel, 7.8 büyüklüğündeki depremin maksimum ivme değeri yani yüzeyde oluşturduğu yapılarla ilgili etkiyi ifade eden değer 17 Ağustos depreminin 5 katıdır büyüklük olarak. Bu depremde özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'daki yapılar 17 Ağustos depremindeki değerin 5 katına maruz kalmıştır dedi. Yani yapının temel yapısı kompozit bir yapıda iki malzemeyi bir araya getiriyoruz ve ikisinin de olduğu ağır bir ne diyelim tablo yani bu rakam 2 gün önce buydu 48.400 can kaybı hasarlanmaz. Acı tarafı şu, 249 daire varmış bu binada. 700 tane can kaybı soru işareti koydum. Biraz ne kadar deprem oldu? Totalde büyük deprem ve sonrası artçılarıyla birlikte 18. Yakın bir geçmişte tabii ki asrın felaketini ülkemiz yeniden bir kez daha yaşamış oldu. Marmara depreminde asrın felaketi diye adlandırırken yeni bir felaketle ülkemiz karşı karşıya kalmış oldu. Biz üniversite olarak Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak depremle ilgili çalışmaları ilk günden itibaren hızlı bir şekilde başladık. Öncelikli olarak şunu belirtmekte fayda var. Tabii o bölgede direkt olarak etkilenen 198 öğrencimizin olduğunu biliyoruz. Bu öğrencilerimize tek tek ulaştık. Maalesef öğrencilerimizden bir kaybımız var. Türkiye'nin her yerinde bu acılar hissedildi. Biz de aynı şekilde hissettik bu acıları. Özellikle deprem araştırma merkezimizin hocaları günlerce orada kaldılar. 6. günü bölgeye intikal ettik. Yapılarla ilgili inceleme için intikal ettik. Öncelikle Gaziantep ilindeki il jandarma komutanlığımızın tüm binalarını, il emniyet müdürlüğümüzün binalarını, kara kuvvetleri komutanlığının Kilis'teki ve Antep'teki binalarını hasar tespitlerinde katkı sunduk. Literatüre bakıldığında şu görülüyor. Böyle bir fay sisteminde karada gerçekleşmiş ve kaydedilmiş en büyük deprem olarak şu an düşünülüyor. Ülkemiz bir deprem fırtınasına tutulmuş durumda idi. Bu bir ay içerisinde. Biraz yani ne kadar deprem oldu? Totalde büyük deprem ve sonrası artçılarıyla birlikte 18 bin tane deprem meydana geldi. Biraz daha zaman geçtikçe biraz daha sakinleşecek ülkemiz. Jeolojik açıdan ülkemiz genç bir coğrafya. Jeolojik yapı açısından hareketli bir coğrafya o nedenle. Henüz jeolojik oluşumunu tam olarak tamamlamamış. O nedenle bu kadar büyük depremlerde ülkemizde meydana geliyor. Şu istatistik biraz önemli. 2000 yılından 2023 yani bu aya kadar ki diyelim deprem sayıları görülüyor burada. Burada şunu görüyoruz. Ülkemizdeki sismisite depremsellik aslında yıllara göre artıyor. Kocaeli depremini baz alırsak yani referans olarak onu alırsak mesela Düzce depreminin ivme değeri Kocaeli bu 17 Ağustos depreminin 2 katıdır. Aşağıda şurası çok şu değer çok önemlidir. 7.8 büyüklüğündeki depremin maksimum ivme değeri yani yüzeyde oluşturduğu yapılarla ilgili etkiyi ifade eden değer 99 17 Ağustos depreminin 5 katıdır büyüklük olarak. Yani yapılar 17 Ağustos'ta burada bir yapı neye maruz kaldıysa işte bu depremde özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da orada da ivme değerleri çok büyük. 99 depremlerindeki değerin 5 katına maruz kalmıştır. Gözlemlerimde özellikle tekrar ederim. Gölbaşı'nı ben Sakarya Adapazarı'na çok benzettim. Gölbaşı olmak üzere zeminle alakalı yaptığımız incelemelerde şunu gördük. Zemin büyütme faktörü, zemin etkisi, sıvılaşma kaçınılmaz bir gerçek oluyor. Zeminde problem var, deprem var. Bilimsel literatürde bunlar kayıtlı ama bunları bazen göz ardı ediyoruz. Bu depremle gözükmektedir ki zemin etkisi yapılara yıkma büyük oranda
etki etmiştir, ortaya çıkmıştır. Ben son bir cümleyi söylemek istiyorum. Biz işte araba alıyoruz, bir şey satın alıyoruz, her şeyine bakıyoruz, inceliyoruz vesaire. Milyonlarca TL para veriliyor, ev alıyoruz ama bir deprem risk analizi, bina ile ilgili bir risk var mı? Analiz yapmak veya bununla ilgili bir önceleme yapmak, araştırma yapıp bina almak gündemimize gelmiyor. Ne zaman gündemimize geliyor? Deprem oldu, binalar yıkıldı. Büyük bir talep var şu anda. Eşimiz, dostumuz, herkes soruyor. Bizim bina yıkılır mı? Bizim bina yıkılır mı? Acaba bunu şimdi mi konuşmamız lazım? Bunu o binaları satın alırken veya ondan önce satın alma önce mi denememiz lazım? Onu da iyi düşünmek gerekiyor. Geçtiğimiz ay Karasu Yeni Mahalle'de etkili olan kuvvetli rüzgar ile birlikte oluşan dalgalar kıyıda tahribata yol açmıştı. 13 yeri dalgalar ve rüzgar sebebiyle zarar görürken kaldırımlarda da çökmeler meydana gelmişti. Duruma tepki gösteren Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz ise Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yarım kalan mendireğin yapılmamasından kaynaklı olarak fırtınanın bölgeye zarar verdiğini söylemişti. Yaşanan tahribat sonrasında harekete geçen ekipler Sakarya Nehir ağzında yapımına başlanan İkinci kısım mendirek çalışmalarını sürdürüyor. %80'inin tamamlandığı çalışmalar hakkında bölge balıkçıları, çevre çalışmaları devam eden mendireğin yetersiz kalacağını söyleyerek projenin tamamının yapılması gerektiğini belirtti. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakçı ise yapılan mahmuz çalışmalarının karadan 90 metre civarında denize doğru olduğunu ve bu çalışmaların yeterli olmayacağının altını çizdi. Bu yeterli olmayacağını daha belki röportajlarımızda zaten söyledik. Bunun hiçbir şekilde içeri giren solgandan, işte denizin derinliğinden herhangi bir fayda sağlayacağını da zannetmiyorum. Bu yapılan şimdi bir başlangıç olduğunu kabul ediyorum. Onun için de yapan yetkili arkadaşlara, uğraşanlara, emekçilere teşekkür ediyorum. Bizim projemizde, mevcut olan projemizde bu tabii ki 145-150 metre daha çıkması lazım ki daha sonra biz balıkçılara yarayacak bir şekilde barınağımız da oluşsun. Ama şu an için herhangi bir şey bize bir fayda sağlayacağını tekrar söylüyorum, zannetmiyorum. Bunu ben söylediğim gibi tüm balıkçı arkadaşlarımız da söylüyor. Hem fikrimiz bu konuda. Çalışmalarımız yaklaşık 20 gün önce başladı. 90 metre uzatmamız vardı, mendirek yapımına başladık. Şu anda %80 oranında tamamladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Mümkün olduğu en kısa süre içerisinde tamamlayıp teslim etmeyi düşünüyoruz. Şu anda müzvar kısmını yapmaktayız. Çalışmalarımız ilerliyor. 7000 ton taş ve 2000'e yakın antifer blok şu anda sahada var. Biz yaklaşık şu anda %80-85 oranında dolguyu tamamladık. Bloklarımızın da yarısından fazlasını atmış durumdayız. Yapılan mahpus çalışması sonucunda denizle derenin birleştiği yer tıkanması engellenmiş olacak ve de buranın bir koruması sağlanacak. Yangın Bolu'nun Aktaş Mahallesi, Mumcuoğlu Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından metruk bina içerisinde akşam saatlerinde ateş yakıldı. Daha sonra bina içerisinde yakılan ateşin dumanları mahalleli tarafından paniğe sebep oldu. Binanın yandığını düşünen mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan malzemeler söndürülürken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Ah, ne çeşit öyle?
Son zamanlardan bungalov çılgınlığı, dolandırıcıların fırsatçılığı ile birlikte insanların mağdur olmasına sebep oluyor. Vatandaşların yoğun ilgisini fırsat bilen dolandırıcılar, kurdukları sahte sosyal medya ve internet siteleri üzerinden mağduriyet yaşatıyor. Sosyal medya platformu üzerinden Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kiralık bungalov sahte ilanlarıyla aralarında depremzede vatandaşların da bulunduğu 180 kişi 300 bin TL dolandırıldı. Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya merkezi, Denizli ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 80 gram altın ve 4350 TL nakit para, çok sayıda banka ve kredi kartları ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde Mehmet Taşdemir, Gülten Taşdemir ve Gönül Taşdemir ailesi hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Bölgede gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle hayvancılık yapan Taşdemir ailesinin işleri biraz daha zorlaşıyor. Soğuk havada yeni doğan kuzuları ve oğlakları telef olmasın diye Taşdemir ailesi yavrulara evlerinde bakıyor. Aile kış ayında doğuran keçi ve koyunların yavruları Nazlı ismini verdikleri oğlak ile Uysal ismini verdikleri kuzuya evlerinde bakıyor. Gel. Hoş geldin. Adı ne? Nazlı, gel, gel, gel. Gel kızım, gel. Nazlı mı adı? Nazlı. Ama pek güzelmiş Nazlı. Benekliymiş bir de. Evet. Annesi sağ. Annesi sağ. Şu an o da sütünü emdi geldi. Evde bakıyoruz. Evet, evde bakıyoruz. Soğuk olduğu için havalar. Evde bakıyoruz. Seni biliyor herhalde. Biliyor. Vallahi. Aynen. Çık aç. Al kızım. Hadi kızım. Gel kızım. Kızım. Gel. 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 Gel bakayım. Gel kızım bakayım. Gel. Gel. Gel çocuğum. Gel bakayım. Gel. 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 Haydi bismillah. Hoppacık. Benim yavrum. Anam anam. Anam. İşte 5-6 yıldır bakıyoruz. Kaç senedir çiftçilik yapıyoruz? Çiftçilik anamdan doğdu. Çiftçiyim. Bunlar da güttünüz. Evet. Bunlar da aynı. Mal neler yapmasak nereden geçim sağlayacak? Evde bakıyoruz. Evde bakıyoruz. Soğukta donmasınlar diye. Evet. Bir de kuzu geldi. Bir de kuzu var işte. Aman bu da çok güzelmiş bu. Oğlum gel. Bu da kuzumuz öyle evet. mi? Çok da güzelmiş. Bu en mazlumları. Öbürleri biraz yaramaz. Bunun adı ne? Buna da at düşünmedik. Ne olsun senin ismi beraber koyalım. Mazlum olsun. Mazlum olsun o zaman senin ismin de. Mazlum lan lan mazlum. Yattık uçağıma. Kiralatın. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Anlaşabiliyorlar mı? Anlaşıyorlar. Gel kızım. Kerata baba. Hayvanlar kışın soğuk olduğu için biraz evde bakıyoruz. Sıcak olunca kadar. Evet. Annelerini emziriyoruz, yeniden eve getiriyoruz. Üşümesinler diye. Evcil oldular artık bunlar burada. Size çok alışkınlar evet, değil mi? Evet, alışkın. Kucağımızdan ayrılmıyorlar. Ne kadar hayvan var? 15 tane. Yavrular oldu. Evet, 5 tane yavrusu var. Gerçekten de pek evcil olmuşlar. Evet. Nasıl bakayım? Vay, koca kulak.
Bunlar da bizim bebeklerimiz. Sen köyden gitmiyorsun, hayvanları sevdiğin için. Ben hayvanları sevdiğim için yanlarına duruyorum. Bir de burası daha sakin, sessiz şehir hayatına göre. O yüzden yanlarına duruyorum. Zaten depremden dolayı da herkes kaçıyor. Biz de o yüzden buralara kaçıyoruz. Hem güzel neşe oluyor insana. Evet. Oturuyor. Keyfi yerinde. Sevimliler ya. Bak küpemiz de var. Oh, oh. Burada küpelerimiz de var. Ne kızız? Kulak mı benim nerede? Hiç kımıldamıyorlar da mı? Alışkın mı ya? Uyuyorlar rahatlıkta. Sıcacık. Şefkatten uyuyorlar. Bakımı zor oluyor ama büyüyünce de mecbur satmak zorunda kalıyoruz. Bunların üzerinden geçimimizi sağladığımız için. Mecbur olarak ama yani kıyamıyoruz azaltmaya aslında. Mecbur olarak. Çünkü çok masraflı büyüyorlar, çok şefkate ihtiyaç duyuyorlar bakarken de. Kıyamıyor insan. Uyudu bir de. Asla uyudu. Bana bakıyor, kameraya bakıyor. Çok göz açıyor. Çok menazıcı. Haydi bakalım. Basamış. Gel. Gel. Kasılıyor, kasılıyor. Kıraşıyor. Çok pürüz bu ya. O ağa. Bu çok pürüz hakikaten. Sayanın ağası. Çok mazlum şu tek. Gel kızım. Kendini de çok temiz tutar. Hiç ödüm vermez. Şuraya git. Süzecek bak, ayağınızı sürecek. Ne diyoruz seni? Seni diyoruz. Sevdi sizi. Çok fena. Ne güzel mağazın duruyor. Gel. Yarım aç çocuk. Kıskandı. Kıskandı. Gel. Gel oğlum. Kıskandı. Kıskanç. İlla saklı yerlere giriyor. Gel. Hadi gel. İsterse oğlu da al bize. Bir fark etmez. Ne olacak? Haydi bir kam gidelim artık annemizin yanına. Yallah. Hadi yallah. Abant Gölü Milli Parkı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yağışın devam ettiği bölgede yer yer kar kalınlığı 15 cm'ye kadar ulaştı. Lapa lapa yağan karın tadını çocuklar ve tatilciler çıkardı. Abant'a gelen tatilciler Mart ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Bol bol fotoğraf çektirerek eşsiz manzaranın keyfini süren tatilciler kar topu oynamayı da ihmal etmedi.
Bu sene kar görmedik İstanbul'da malum. Dedik Abant'a gidelim. Orada kar buluruz belki. Hava durumuna da baktık, yağacak yağmayacak belli değildi. Ama şansımıza geldik. Bir baktık ki kar. Çok mutlu olduk. Çocuklarla başladık kar topu oynamaya. Şimdi Abant'a geleceğiz diyordu. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Abant'a ikinci gelişim. Çok sevdiğim bir bölge. Kar yağması tabii bizi bugün buraya çekti. İstanbul'da bu sene kar görmediğimiz için malum. Biz de Abant'a geldik. Ve karı gördüğümüzde gerçekten çok mutlu olduk. Eşim özellikle çok tam bizden mutlu oldu. Yolda kalıyordu. Gördüm zaten pozları çektiniz. Evet. Bayağı da resim de çekildik. Çok güzel oldu. Öyle kafa dağıtmak için geldik. Ben yokum. Hayır, ben değil. Beni bulaştırmayın. Bak, seni öldürürüm. Üşümedik, hava yumuşak. Evet. Ya yok, üşüdük ama üşümeyi de özledik ya. Evet. Güzel karda üşümek başka oluyor. Evet.